bir genç fütürist daha. İpek. Merhabalar. İpek Köse. Hoş geldin İpek. Hoş bulduk. İpek de bizim senaryo ekibimizdendi. Genç fütüristlerden bir senaryo ekibi kurmuştuk. Tolga, daha önce Tolga'yla da bir program yaptık biz. İpek de o grupta. Öyle tanıştık. Evet. Biz normalde konuklarımızı tanıtmıyoruz ama genç fütüristleri tanıtıyoruz. Sen biraz kendinden bahset. Tabii. Sen kimsin? Tabii. Ben aslında bir 3 hafta önce mezun oldum. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldum. Kendimi genç fütürist olarak tanımlıyorum. Çünkü çok hayal kuran biriyim ve o hayalleri de gerçekleştirmek için sürekli çaba harcayıp böyle bir ekip toplayan, onu canlandırmak için çalışan biri olarak tanımlıyorum kendimi. Ben Endüstri Mühendisliğinin yanında dans ediyorum. Biliyorum, dur orada konuşacağız. Tamam. Şimdi şöyle bir şey tespit ettim. Benim yaşımdaki insanlar, biz bir okula gittik, bir binaya girdik, oradan mezun olduk. Dedik ki biz üniversite mezunuyuz ama siz bizim gibi mezun olmuyorsunuz, değil mi? Aynen. Sabancı Üniversitesi'ne girdin, sonra ne yaptın? Ben aslında Sabancı Üniversitesi'ne girdim, İstanbul'da okuyacağımı bekliyordum. Sonra bir baktım, kendimi Hong Kong'da buldum. Ondan sonra Tayland'da buldum, yok Japonya'da buldum. Biz girdiğimiz yerde kalmıyoruz aslında. Yeni nesil olarak biz, evet, dolaşmayı seviyoruz. Oradan oraya atlamayı seviyoruz. Çok güzel, çok. Çünkü yetmiyor galiba bize olduğumuz yer. Daha fazlasını görmek istiyoruz, daha fazlasını merak ediyoruz. Kaç ülke gördün? Ben bir dönemde aslında 9 ülke gezdim. 13 şehir ve 100 de sokak, hatta bunun içinde sizin de bildiğiniz. Ya evet, çok da güzel. Arkadaşlar acaba İpek'in videosunu da böyle ara ara gösterebilir miyiz? Çok güzel bir videosu var İpek. Tamamını izleyiciler ulaşabilir zaten. Hı hı. İpek Köse yazınca zaten, aynen, o videoya ulaşabiliyoruz. Orada sen 13 şehir 7 ülke mi? Aynen. Yazıyordu zaten. 7 ülke videoda. 13 şehir 100 sokakta dans ettin. Aynen. Dansçısın aynı zamanda. Hı hı. Hem fütüristsin, mühendissin, dansçısın. Aynen. Video yapmayı da seviyorum. Video yapmayı da. O videoyu nasıl yaptın, anlatsana biraz. Şöyle oldu. Ben Asya'yı gezerken, Asya'da çektim bu arada videoları. Dedim ki bu kadar geziyorum ve dans ediyorum ya, bunu bir şekilde birleştirmem lazım ve unutamayacağım bir şey yapmam lazım. Sonra yanımda olan arkadaşlarıma dedim, hadi bir sen beni çek buradan, şimdi sen çek falan dedim. Aynı yerde dans etmeye başladım. Hep aynı müzikle. Evet, müzikle beraber ve hani insanların bakışları aslında çok hoşuma gitmeye başladı. Çünkü hiç bilmediğiniz bir ülkedesiniz ve çok kalabalık bir ortamda dans ediyorsunuz. İnsanlar size bakıyor, size katılıyorlar. Böyle dilinizi anlamıyorsunuz ama size dans etmeye başlıyorlar, sizi taklit ediyorlar falan. Çok hoşuma gitti. Sonra da birleştirip bu videoyu yaptım. Ya çok sempatik bir video olmuş. Yani sen hem çok ülke gördün. Dil öğrendin mi? Kaç dil biliyorsun? Ben aslında şu anda yani İngilizce, Türkçe, biraz Almanca biliyorum ama gittiğim zaman exchange'deyken biraz Çince öğrenmiştim. Çince. Ama sadece hani arkadaşlarımla günlük bir konuşmaydı. Ben aslında bu kadar dil öğrenmenin de artık gerekli olduğunu düşünmüyorum. Sözü açmışken. Evet, peki dur, bu güzel konu. Gelecekte bu kadar çok dile ihtiyacımız olmayacak. Ben şu anda bile olduğunu düşünmüyorum. Çünkü anlık çeviriciler artık var. Hani direkt buradan konuştuğunuzu, Korece konuşun, işte Japonca konuşun, direkt siz Türkçe olarak duyabiliyorsunuz. Yani dili öğrenmenin ben artık gereksiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani onun yerine... Yani tercümanlık diye bir meslek olmayacak mı? O zaten şu an bile hani çok az kaldı diye düşünüyorum. Öyle mi? Ama kesinlikle var. Üniversitelerde tercümanlık bölümleri var. O bence artık şöyle evrilecek. Edebiyat. Oradaki sanatı anlama, oradaki felsefeyi anlamaya evrilecek ve direkt dil öğrenmek, gramer öğrenmek artık makinelerin işi olarak kalacak diye düşünüyorum. Peki sen 3 hafta önce okuldan mezun oldun ve hemen iş buldun. Aynen. Nasıl hemen buldun? İşe başladım. Aslında bence bu çok gönlünün etkisi oldu kesinlikle. Geçen sene yaptığım stajın sonucunda bir teklif almıştım. Hemen bitirir bitirmez de işime başladım. Biz aynı zamanda bizi seyreden arkadaşlarımıza da bir örnek de oluşturuyoruz. Sen hemen iş bulduğuna göre, aynen, biraz kendini anlat. Niye seni işe aldılar ki? Ne özelliğin var? Öyle sorunca tabii şey oluyor ama size daha demin de söylediğim gibi bence... Benim belki aralarından ayrılan özelliğim tek mühendis olmamam oldu. Yani tek bir düz mühendis biz hep onu konuştuk zaten. Yanına bir beceri ya da beceriler koymak, aynen, gerekiyor, yani değil mi?
bu kariyer anlamında olmasına gerek yok. Dansa dans, radyo, aynı zamanda radyo yapıyordum, dans ediyordum. Garip projeler gerçekleştiriyordum. Gerçekten aklımıza esen en ufak bir fikir, bir video fikri ya da ne bileyim hadi duvarları boyayalım, okula bir şey katılalım, etrafa bir şey katılalım dedim. Her fikri gerçekleştirmeye çalıştım. Aslında bu çaba, yani bu istek belki de bunu sağlamama yol açtı. Sen bir ara bana bir şey anlatmıştın. Bir yapay zeka ile mi işe girdin? Bir algoritma neydi o? O ben değildim ama bir arkadaşımın şeyiydi. Şöyle artık yani o kadar ilerledi ki teknoloji. Siz videonuzu çekiyorsunuz mülakatlarda. Sizi eleyen insan değil. Bir robot karşınızdaki. Sizin mimiklerinizi inceliyor. Sözlerinizi, kullandığınız tonları inceliyor. Ve makine yani bir şey yapay zeka sizin o role uygun olmadığınıza karar veriyor. Yani eskiden böyle bir konuşma vardı. Şimdi o da kalmadı. Peki. Şimdi senden önce Tolga programa katıldı. Onunla da konuştuk. Ona da aynı şeyi sormuştum. Şimdi sana da aynı şeyi sorayım. Bu hani dizi için de hep bu konuşmaları yapıyorduk ya. Hı hı. Önümüzdeki 10 yıl içinde, 15 yıl içinde, 2030'larda nasıl bir hayat öngörüyorsun? Çok büyük değişiklikler olacak mı? 2030'larda ben hani 35 yaşlarında bir insan olacağım. Evet, seni konuşalım. 35 aynen. yaşındaki İpek'i konuşalım. Nasıl olacak? 35 yaşında bence benim yaşadığım çevre şu ankinden çok farklı olacak. Hani ben düşünüyorum 5 yıl önceki benle şu anki benim kullandığım araç gereçleri karşılaştırıyorum. Konuştuğum konuları, konuştuğum teknolojiyi karşılaştırıyorum. Çok farklı. Bundan 12-15 sene sonra bu daha da farklı olacağını düşünüyorum. Yani en basitinden benim ya bir çocuğum olsa, ben 35 yaşında bir çocuk büyütsem, onun oynayacağı oyun park, kullanacağı eşya, benim ona olan davranışlarım bile çok değişecek. Yani sadece teknolojik araçlar değil, insan ilişkileri de tamamen değişecek diye düşünüyorum. Nasıl şeyler öngörüyorsun? Mesela şöyle bir şey öngörüyorum. Hani ben bir çocuğu yetiştirirken direkt sen okula git ya da öyle bir şey yap ya da ödevlerini yaptın mı ya da servise mi bineceksin. Öyle şeyler olacağını asla düşünmüyorum. Belki de VR gözlüklerle her şeyi halledecekler. Hepsi bir alana toplanacaklar ve tüm eğitimlerini VR gözlüklerden sanki yaşıyorlarmışçasına yaşayacaklar. Ya da ben alışveriş yapmayacağım asla. Benim evimde bir tane eşyam, sütüm. Bir şekilde benim düşünmeden orada, yani ben düşünmeden buzdolabında bulunmuş olacak. Benim böyle ekstra küçük detayları düşünmeme gerek kalmayacak. Belki biraz daha işsiz olacağız. Hani o ne demek? Yapacak gündelik işlerimiz daha da azalacak. Çünkü ev temizleme gibi bir derdimin olacağını düşünmüyorum. Yani şimdi düşünüyorum, annemi evden işten eve geliyordum. Yemek yapmaya çalışıyordu. Ütüleri yapmaya çalışıyordum. Ben düşünüyorum 35 yaşında bunları yapacağımı hiç düşünmüyorum. Yemeğim bir şekilde hazır olacak teknoloji sayesinde. Temizliğim robotlar tarafından yapılmış olacak. Bana kalan zaman çocuğumla oynamak ya da küçük yaratıcı şeyler geliştirmek, sanatla uğraşmak olacak diye düşünüyorum. Peki senin annenle ya da babanla olan ilişkinle senin çocuğunla olan, olacak olan ilişkin arasındaki nasıl temel farklılıklar öngörüyorsun? Şimdi şöyle, o çocuklar tamamen teknolojiye doğmuş olacaklar. Bu yüzden bence bizden de çok zeki olacaklar ve çok fırlama çocuklar geleceğini düşünüyorum. Sürekli belki de aileyle takılmak yerine böyle başka uğraşlar bulup kendilerini onları geliştirmeye çalışacaklar. Oyun oynamak olabilir ya da başka bir şey üretmek olabilir. Ama insan ilişkisi olarak olabildiğince eskiye bağlı kalmayı tercih edebilirim. Yani sıcak oyunu, onlarla sıcak temasa geçmek, uzaktan olmamak, yani telefonla konuşmak yerine onunla oynamayı tercih edebilirim. Ama çocukların şeyine baktığım zaman, zekasına ve ihtiyaçlarına baktığım zaman çok farklı bir nesil geleceğini düşünüyorum. Yani hatta konuştukça kendim de fark ettim, pek de öngöremiyorum yani. Orası benim için heyecan dolucu bir bilinmez olarak kalıyor. Peki gelecekte neyin değişmeyeceğini düşünüyorsun? Neyin değişmeyeceğini? Olabilir mi böyle bir şey? Değişmeyenler mutlaka olacaktır. Bir şeyler hiç değişmeyecek. Bence değişmeyenler büyüklerimiz, yani büyüklerimizin yaşam tarzı olacak. Çünkü şimdiden bakıyorum, babaanneme telefon kullandırmak çok zordu. Şimdi de aileme, anneme ve babama belki de bunları yaptırmak zor olacaktı. Olacak ileride. Böyle ufak şeylerin değişmeyeceğini Peki, mesela anneannene
telefon kullandırmak zordu ya. Hı hı. Sen bu duruma düşer misin mesela? Sen neyi kullanamayacaksın? Böyle bir öngörün var mı? Fütürist olduğun için sana bunu sorabilirim. Aynen. Gün gelecek ve hangi konuda kopacaksın? Oyunun dışında kalacaksın. Böyle bir gün öngörebiliyor musun? Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben anneme babama bakıyorum. Onlar 30'lu yaşlarındayken telefon, tam emin değilim de, o yaşlardayken telefonla tanıştılar. Şimdi ben kendimi düşünüyorum. Ben doğduğumda çağrı cihazı vardı. Sonra gelişti telefon oldu. Sonra gelişti. Sonra ilerledi. Ama onlar bir anda tanıştılar. O yüzden onların hayatına yeniden girdi. Ben hep bir gelişmeyle büyüdüğüm için ben bu kadar oyun dışı kalacağımı düşünmüyorum. Ama senin de hayatında yeni tanışacağın şeyler olmayacak mı? 2070 yılında bugün öngöremeyeceğimiz, senin o gün "aa bu ne" diye şaşıracağın bir şey olacağını düşünmüyor musun? Biz hep değişimin içinde olduğumuz için. Biz fütüristiz, şaşırmayız mı diyorsun? Biz zaten alıştık değişime. Yani biz artık böyle mesela AI teknoloji çıktığı zaman wow olmuyoruz. Çünkü biliyoruz ki daha iyisi gelecek. Kendimizi buna hazırlıyoruz. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki de şaşıracağımız şeyler olacak. Yani sen geleceğe çok hazır hissediyorsun kendini. Hazır olmak zorunda olduğumu hissediyorum. Şimdi biz... Bizim yine hani o bizim senaryo için oluşturduğumuz gruptan Tolga ile bir program yapmıştık. Tolga diyor ki ben bugünden yarından 2030'larda 35'lerde böyle çok büyük değişimler olacağını düşünmüyorum. Senin anlattıklarından tamamen farklı bir dünya anlatıyor. Çok bir şey değişmeyecek, böyle gideriz diyor. Ben pek ona katılmıyorum Tolga, özür dilerim öncelikle. Seni ne kadar çok sevsem, düşüncelerine şey dursam da ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani en basiti 5 yıl önceki şu anla 5 yıl sonraki bugün çok farklı. Belki şu olabilir, hani bazı ülkeler ya da bazı gruplar değişmez kalır. Ama kesinlikle büyük bir topluluk teknolojiye daha da adapte olacak. Ve bu teknoloji şu anda bize uzak gelmesinin nedeni daha pahalı olması, daha yüksek teknolojilerin. 12 yıl, 15 yıl sonra bu teknolojiler giderek ucuzlayacak. Çünkü çok çok fazla olacak. Öyle olunca da bizim hayatlarımıza tamamen yerleşmiş olacak. Kesinlikle değişeceğine inanıyorum. Aslında keşke sizin ikinizi bir araya getirsek. Böyle bir program yapalım mı? Yan yana oturun. Ha, münazara gibi. Münazara gibi bunu bir tartışalım. Ben bir Tolga ile de konuşayım. Size de uygun bir zamanda biz bu programı çekelim. Şimdi bizim son 2 dakikamız. Sen tıpkı Tolga gibi ve diğer bütün genç fütüristler gibi çok iyi bir yerde örneksiniz. İnşallah böyle çok güzel şeyler yapacaksınız. Biz de ona şahit olacağız. Şimdi yolun biraz daha başında olan, belki bu yıl üniversite tercihlerini yapan ya da şu anda lisede kendi geleceklerini şekillendirmeye çalışan, belki de farkında olmadan fütürist olan arkadaşlar bizi izliyor. Sen şimdi onlara biraz tiyolar ver. Yani nasıl bir, sen biraz böyle hemen birçok şey yapmışsın, mezun olmuşsun, güzel de bir iş bulmuşsun. Yolun açık olsun. Şimdi onlara bir şey söyle. Bu programı öyle bitirelim. Biraz faydalı bitirelim. Zaten Tolga'yla da sizi kapıştıracağım. Onu da ayrıca konuşacağız. Tamam. Şunu söyleyebilirim. Ya ben lisedeyken çok heyecanlıydım. Yani ne olacağını bilmiyordum. Hani bir insan da endüstri mühendisi olmak istiyorum diye de hani büyümez. Bunu da biliyordum. Onlar da eminim ki kararsızlar. Hayatlarında ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ama kesinlikle yani en önemli şey ailelerinin istediklerini değil, ne kadar az da olsa kendi istediklerine yönelmeleri. Ve bir şeye karar verdikleri zaman onun değişemeyeceği düşüncesine kapılmamalı. Kesinlikle değişebiliyor. Ben bilgisayar mühendisliğinden dersler aldım, sonra değiştirdim. Yani birçok arkadaşım değiştirdi, geri geldi. Hata da yapabilir, başka bölüm de seçebilir. Ama doğruyu değiştirilebilir bulacak mi bu? Böyle bir şey midir bu? Kesinlikle değiştirilebilir. Yani, tabii bazı okullarda hani değiştirilmesi daha kolay. Ama bir istediği zaman hani önüne ne engel olabilir ki? En kötü okulu bırakır, bir daha girer. Kaybedeceği 2 sene onun hayatında hiçbir şey. Evet. 40 yıllık çalışma hayatında 2 senenin pek bir önemi olmayacak. Ama sevdiği işi bulunca onu zaten daha iyi yapmak için çok motive bir şekilde çalışacak. Bir de eğitim, normal bu geleneksel eğitimin yanına bir şeyler koymak gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi yanına? Yani çok hızlı spor. Yani sanat, spor, müzik, eğlendiği herhangi bir şey. Yani bu oyun oynamak da olabilir artık. Biliyorsunuz oyun da onlarla da yürüyebiliyor. Şarkı söylemek de olabilir. Yazı yazmak da düşünemediğimiz, makine yapmak, herhangi bir şey olabilir. Yani sadece bir alana tutulsunlar ve sevdiği şeyi yapsınlar.
Peki İpek, çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, böyle geleceğe umutla bakacağımız genç arkadaşlarımız var. Bu genç arkadaşlarımızla bu bölümleri çekmeye devam edeceğiz. Tekrar teşekkürler. Çok teşekkürler.